Şöyle diyebiliriz, dünyadaki en zor kabul ateist olmak desek abes olmaz. O sebebin sonuca etki yapabilmesi için o sonucu ortaya koyabilecek potansiyelin, yani ilmin, iradenin, kudretin olması gerektiğini biz kendimizce görebiliyoruz. Gazali nedenselliğin zorundalığını ortadan kaldırmıştır. Bediüzzaman ise nedenselliğin, yani sebep ve sonuç arasındaki bağlantının aslında olamayacağını ispatlamıştır. Evet, Eşe Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, kamera arkası. Evet, yeni bütün videolara salça oluyorum ben Bilkan Demirer. Şimdi bugün öncelikle sizi tebrik ediyorum bu konuya girdiğiniz için. Kendisi hakkında çok fazla malumat olmayan bir konu. Galiba bize bugün determinizm üzerine anlatmak yapacaksınız. Nedensellik. Güzel, teşekkür ederim. O zaman yavaştan başlayalım. İşin teknik boyutlarına baktığımız zaman ateist olmak o kadar zor bir kabul ki. Şöyle diyebiliriz. Dünyadaki en zor kabul ateist olmak desek abes olmaz. Çünkü bir şeyin varlığı hakkında ortaya koyulan artı bir argüman onun varlığına dair kuvvet kazandırırken onun nefyini bir o kadar zorlaştırır. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. X kişisinin bir cinayeti işlediğine dair 50 tane delil var elimizde. Bu 50 tane delili yok etmen lazım ki o X kişinin cinayeti işlemediğini ispat edebilesin. Yani o 50 tane delili kaldırdıktan sonra ancak bu X kişisi bu cinayeti işlemedi diyebilirsin. Aynen öyle de Allah'ın varlığına dair ortaya koyulan her argüman onun varlığına kuvvet artı bir şekilde kuvvet kazandırırken onun nefiyini bir o kadar zorlaştırır. Yani 100 kapılı bir saray düşünelim. 100 kapılı sarayın 90'ı açıkken sen kalkıp bu sarayın bütünün kapalı olduğunu iddia etmen için 90 tanesini de kapatman lazım ki kalkıp bu saraya hiçbir şekilde giriş yoktur diyebilesin. Yani 90 tanesi açık, 10 tanesi kapalı. Sen kalkıp niye 10 tanesi kapalı? Ben 90 tane açığı bilmem dersen, yani daldan dala atlarsan mesela diğer ateistler gibi mesela hani sürekli bir argüman söylüyorsun. O daldan dala başka bir konuya atlıyor. Kötülük problemin önüne getiriyor. Duygusal birkaç tane daha mesele önüne getiriyor ki yokluğuna dair kendince bir delil bulsun. Ama sen bir varlığına dair argüman ortaya koyduktan sonra ve bu delil gerçekten kuvvetliyse ilk önce bu delili çürütmesi lazım. O yüzden yani ateist olmak bu yüzden çok zor bir olay. Ve çok zor bir kabul. Çünkü Allah'ın varlığına dair belki şu an biraz sonra Bediüzzaman'ın verdiği örnekten de yola çıkarak belki her bir zerrenin bir argüman olduğunu ve o argümanların mesela her birinin tek tek çürütülmesinin de mümkün olmadığını, aklı selim bir insanın da bunu kabul etmeyeceğine dair bir delil vereceğiz. Yani şunu diyorsun özetle. Allah'ın varlığıyla ilgili bütün deliller nefyedilirse bu iddia belki akla yakınlaştırılabilir. Yani ateist arkadaşlar zor bir tercihi seçiyorlar. Yani Allah'ın varlığı hakkında büyük bir iddiada bulundu. Yani Bediüzzaman'a göre bütün zerrelerden Allah'ın ispatını yapacaksın galiba. Tabii tabii. O şimdi zaman örnek vereceğiz. Herhangi bir delilin kişiye zayıf gelmesi veya o delilin yanlış oluyor düşüncesi kişiyi vesveseye sürüklememeli. Diğer delillerin hiçbir nefedilmediği sürece Allah'ın yokluğu hakkında bir iddiada bulunamaz. Mesela anlıyorum. Müslüman kardeşlerde de bu oluyor abi. Güzel bak şöyle oluyor. Elinde birçok delil var. Mesela seni ele alalım abi. Senin elinde birçok delil var değil mi? Ama anlamadığın bir konu olabilir mi? Olabilir yani. Sen Allame-i Cihan mısın? Yani bütün her meseleyi biliyor musun? Hayır. Evet. Değil mi? Doğru. Bu mesele peki bilmediğin bir konu senin aklını karıştırır mı? Hayır. Neden? Çünkü diğer bilmiş olduğum doğru delillere danışırım. Sonuçta 90 tane kapı açmışsan 10 tanesi kapalıysa bu seni vesveseye atmaması lazım. Yani şöyle bir hikmet arayışına girebilirsin. Yani bu kapı neden açılmadı? Acaba işten mi açılıyor? Hani mesela bu kapının kilidi, anahtarı farklı mı? Gibisinden bir sorgulamaya girersin ama mesela o kapıların her birinin kapalı olduğu şüphesi sana gelmez. Varlık böyle bir şey. Yani o X kişisinin cinayeti işlediği bir yerde bir mobese kamerasının bozuk olması onun cinayeti işlemediğini ispatlamaz. Şimdi bugün Risale-i Nur'da da bir konu var ve o konu o kadar muazzam bir konu ki onu ele aldığımızda emin ol yani insaflı bir insanın bu noktada hiçbir şekilde inkar edemeyeceğini aslında varlık
alemine öyle baktığı zaman hiçbir şekilde Allah'ın yokluğunu iddia edemeyecek. Çünkü her yerden bir ispat olacağını Bediüzzaman bize gösterecek. Bu konuda bir nevi nedenselliğe dayanıyor. Yani şöyle demek abes olmayacaktır. Gazali nedenselliğin zorundalığını ortadan kaldırmıştır. Yani nedenselliğin zorunlu bir ilişki olmadığını ispatlamıştır. Bediüzzaman ise nedenselliğin yani sebep ve sonuç arasındaki bağlantının aslında hiçbir şekilde olmadığını ya da olamayacağını ispatlamıştır. Yani o bağlantının aslında hiçbir şekilde olmadığını bunun ilmi bir cihette açıklamasını yapıyor Bediüzzaman. Güzel. Burayı bir daha tekrar verebilir misin? Bence konunun ana merkezi yerlerinden birini söyledin. Gazali ile üstadın arasındaki bir tanımlamayla. Mesela şöyle abi Gazali hani nedenselliğin aslında bir zorunlu ilişki olmadığını, aslında ateşin pamuğu yakmadığını söylüyor ya. Hani diyor aslında o ateşi pamuğun yakmadığını. Yakmak zorunda değil. Değil. Yani böyle bir şey söylemek zorunda değiliz. Böyle bir şey zorunluluğunu iddia edemeyiz, ispatlayamayız diyor. Bediüzzaman ise tam içine girip diyor ki o ateş o pamuğu yakamaz. O ateş o pamuğu yakamaz çünkü o ateş o pamuğu yakabilecek ilim, irade, kudret, hayat yani bu hiçbir şeyine sahip olmadığı için ki biraz sonra toprak örneğinden yola çıkacağız. Topraktaki o bitkilerin çıkması, filizlenmesi bu olaya girecek ve bu olayda o kadar muazzam bir delil sunacak ki. Yani nedenselliğin yani o zorunlu ilişkiyi tamamen ortadan kaldıracak. Şuraya bir dipnot düşmek istiyorum. Onu mesela bilmemiz lazım. Şimdi bazı Müslümanlar da bu noktada şimdi Eş'ari ekolü falan hani bu noktada çok ilerlemiş. Hani ehli sünnet inancı da bu tarafta. Ama bazı Müslümanlar şunu diyor. Allah hani her şeye müdahale etmek meselesini sürekli dile getiriyor. Yani sanki Allah her şeyi Lego gibi tek 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 yerleştiriyor. Yani bunu sanki Allah'a yakıştırmıyorlar. Yani Allah'ın böyle bir işle meşgul olacağına yani biraz daha insani bir perspektiften baktıktan sonra olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Yani kendi bakış açısını Allah'a uyarlamaya çalışıyorlar. Bu da sakıncalı oluyor şöyle. Yani onu da bir direkt açayım. Değer kavramlarını Allah bize verir Müslümanlarda. Yani biz değer kavramlarını biz kendimiz belirleyemeyiz. Yani Müslüman olarak Allah bize bir değer kavramı oluşturmuştur. Ve biz onları değerli görürüz. Yani biz kalkıp cüz'i işte meşgul olmanın mesela kötü bir şey veya alçak bir durum olduğunu düşünerek Allah'ın da böyle yapmayacağını dile getiremeyiz. Zira bir şeyin iyi veya kötü, değerli veya değersiz, israf veya israfsız yani mesela israf olmadığına dair meseleyi ancak Allah belirler. Zaten Allah belirlediği için biz ona göre kavramları bina ederiz. Bu nokta biraz önemli çünkü Müslümanlar direkt olayı buraya getiriyor. Yani diyor ki o zaman Allah her bir şeye tek tek müdahale ediyor. Evet Allah her bir şeye tek tek müdahale ediyor. Ve bunu onun için hiçbir şekilde zor bir olay değil. Mesela onun hani yüceliğine, azametine de bir sakınca getirecek bir durum değil. Aslında tam tersine Allah'ın ne kadar azametli olduğuna bir delil olacak. O yüzden bu mesele ciddi bir mesele çünkü oraya gireceğiz. Ondan dolayı da itirazlar gelebilir. Ben buraya bir parantez açayım dedim. Şimdi pratik ve teorik bağlam diyeceğiz. Oraya da gireyim. Bir şeyin mesela pratikte olup teoriye inşa etmek mesela şöyle oluyor. Ben mesela kodlama bilmiyorum. Bilgisayarda kodlamayı bilmiyorum. Kodlama bilmediğim için benim bir kodlama yaparak mesela bir site oluşturma mümkün değil Birkan abi. Ben buradan yola çıkarak diyorum ki o zaman ilmi olmayan bir şey yani bir konu hakkında ilmi olmayan bir şey kalkıp onu yapamaz. Doğru değil mi? Yani pratikten yola çıkarak böyle şey yapıyorum. Zaten ben insan olduğum için insan gözüyle kainata bakıyorum ve öyle uyarlıyorum. Yani matematikte zaten öyle değil mi? Yani soyut kavramları aklımızda düşünüyoruz. Bunları formülize ediyoruz ve bunları evrenle uyumlu olduğunu görüyoruz. Yani aslında pratik ve teorik bağlamı yani burada en önemli örnek matematiktir. Şimdi oraya da bir dipnot açayım ki orası da mesela önemli. Yani neden sen aklında mesela kendin açında yani insan perspektifiyle doğaya bakıyorsun diyenlere bir cevap niteliğinde burası. Şimdi yavaş yavaş istersen Birkan abi Risale-i Nur'daki yere girelim. Orayı sen oku. Mesela oradan devam ederek ilerleyelim olur mu? Olur. Ben son söylemiş olduğum bir şey de destek mahiyetinde bir şey söylemek istiyorum. Yani bu konuda işte nedenselliği anlamak için şimdi bence ana problem yani bu konunun çok ince bir yere değindin yani mesela determinizm veya hani sebeplerden bilme konusunun özdeki en herhalde dipteki problemi kişinin bakış açısındaki bir hata var yani hani kendi ben merkezli bakış açısı var yani hani ben Allah her şeye niye müdahale etsin niye çünkü ben her şeye müdahale edemiyorum yani yaratıcıya yaratılmış bir bakış açısıyla bakıldığı için bu problem herhalde buradan kaynaklı oluyor. Tabii biraz da şey Müslümanlar cihetinden buradan kaynaklanıyor çünkü biraz aşağılık yani tabiri caizse aşağılık gözüyle bakılıyor yani. Ama tam tersi üstad zaten onu çok farklı bir yerde çok güzel bir şekilde izah ediyor. Aslında tam tersine Allah'ın azametinin ne kadar kudretinin ne kadar yüksek olduğuna bir delil oluyor. Risale-i Nur'daki yer de abi bir toprak örneğinden yola çıkacak.
Toprak örneğini de mesela dediğim gibi bir pratik örnekle, yani pratikte karşılaştığımız bir olayla teorik bağlamı çok güzel bir şekilde ortaya koyacak. Orası çok önemli bir nokta. İnşallah orayı anladık mı zaten bütün meseleyi anlamış oluruz. Ve bu olayda eğer net bir şekilde anlarsak ve kainattaki her bir yerde tesadüfün hiçbir şekilde olmadığını, zaten bunu bilim gün geçtikçe ortaya koyuyor. Her yerde kural ve kanunların olduğu ve o kural ve kanunlara çok sıkı bir şekilde maddenin, zerrenin bağlı olduğunu biz biliyoruz. Bunlar da yavaş yavaş ortaya koyuluyor. Bundan dolayı burayı anlayan aslında bütün kainattan yola çıkarak, yani Allah'a dair varlığının var olduğuna dair her bir zerreden kendine delil bulabilir. Evet. Bu çok önemli bir konu. O yüzden çok dikkatli dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Sen evet. Gir abi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, nasıl ki bir acemi, ham, ami, adi, hem kör bir adam Avrupa'ya gitse, bütün fabrikalara, tezgahlara girse, üstad ve kemal intizam ile her bir sanatta, her bir binada işler, öyle eserler yapar ki nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkesi hayrette bırakıyor. Zerre miktar şuuru olan bilir ki o adam kendi başıyla işlemiyor. Burada duralım abi. Bak diyor ki bir adam, ami, adi, kör, bir adam, yani çok pasif bir adam düşün bu noktada. Gidiyor Avrupa'daki her bir fabrika, bak her çeşit çeşit fabrikalar var. Her bir fabrikada üstadane çalışıyor ve çok güzel ürünler ortaya çıkarıyor. Sen bu adama ne dersin? Yani bu adamın bunu yapabilecek bir potansiyelinin olmadığını düşünürsün değil mi? Aslında arkasında bir el, bir kudret, farklı bir yani yetenek ararsın. Yani o işi yapabilecek bir potansiyel ararsın. Doğru değil mi? Evet. Yani sen bunu der misin? Ya olur mu? Yapıyor işte, görmüyor mu? Der misin? Yani insanın aslında gözünün insanı yanılttığını anlayabilirsin orada. Doğru değil mi? Yani bu noktadan baktığımız zaman çok önemli. Bak, ami, adi, kör bir adam gidiyor Avrupa'daki bütün fabrikalarda, her girdiği fabrikada iş yapıyor ve mükemmel ürünler ortaya çıkartıyor. Devam edelim abi bu noktada. O adam kendi başıyla işlemiyor. Belki bir üstadı kül ona ders verir, işlettirir. Hem nasıl ki bir kör, aciz, yerinden kalkamıyor, basit bir kulübeciğinde oturmuş bir adam bulunuyor. Halbuki o kulübeciye bir dirhem gibi küçük bir taş, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. Halbuki o kulübecikten batmanlarla şeker, toplarla çuha, binlerle mücevherat, gayet sanatlı, murassaatlı libaslar, lezzetli tamamlar çıkıp gelse, zerre miktar aklı olan demeyecek mi ki o adam gayet mucizekar bir zatın menşe-i mucizatı olan fabrikasının bir mandalı veyahut miskin bir kabıcısıdır. Burada duralım abi. Şimdi diyor ki bir adam, yine adi, ami, kör, yerinden kalkamıyor. Bir kulübecikte oturuyor ve sen buna 2-3 tane madde veriyorsun. Yani üstad diyor pamuk, işte kemik, taş. Veriyorsun bunu. Sürekli bu maddeleri veriyorsun ve o sana çok farklı ürünler. Mesela diyelim sebzeler, meyveler, et, her türlü istediğin ürün sana veriyor. Sen der misin ya bu adam bunları aslında yapabilecek kabiliyete sahip? Demezsin. Niye? Çünkü aslında yine bak oraya geliyoruz. Potansiyelinin olmadığını anlarsın. Doğru değil mi? Yani kendinden yola çıkarak ya. Mesela ilmi olmayan bir şey bunu nasıl yapabilir? Kudreti olmayan nasıl yapabilir? Bu konu hakkında mesela ne kadar kudreti de olsa bunları yapabilecek potansiyelin olmadığını anladığın an dersin ki bu adam bu işi yapamaz. Devam edelim abi. Ondan sonra yavaş yavaş girecek şimdi. Aynen öyle de havanın zerreleri her biri birer mektubat-ı samedaniye, birer antika-i sanat-ı rabbaniye, birer mucize-i kudret, birer harika-i hikmet olan nebatat ve eşcar, eshar ve esmardaki harekat ve hidametleri, bir sani hakim-i zülcelal'in, bir fatır-ı kerim-i zülcemal'in emir ve iradesiyle hareket ettiğini, toprağın zerreleri dahi her biri birer ayrı makine ve tezgah, birer ayrı matbaa, birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve sani-i zülcelal'in esmasını ilan eden, birer ayrı ilanname ve kemalatını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan o tohumcuklarının, o çekirdeklerinin sümbüllerine, ağaçlarına, menşe ve meler olmaları, emr-i küf ve yeküne malik, her şey emrine müsahhar bir sani-i zülcelal'in emriyle, izniyle, iradesiyle, kuvvetiyle olması 2x2=4 eder gibi katidir. Amenna. Bak çok güzel bir yer. Şimdi toprağı ele aldık ya abi. Diyelim toprağa tohumu ekiyoruz. Doğru değil mi? Evet. Farklı farklı tohumlar. Şimdi o iki örneği bağdaştıracağım. Yani bir adi adam vardı, ami, kör. Avrupa'daki bütün fabrikalarda işliyordu ya. Bir tane o adamın mesela bütün fabrikalarda iş yapabilmesini biz nasıl gördük? Mümkün olamayacağını. Aslında arkasında bir farklı bir desti kudret, yani farklı bir kudret elinin olduğunu biz kendimizce söyledik. Yani bunu pratikten yola çıkarak yaptık değil mi? Doğru bir şekilde. Şimdi ben buradan yola çıkarak diyorum ki toprağı ele aldım. Her bir tohum farklı bir fabrika gibi düşünelim. Onları atıyorum. Toprak her birini tek tek işlettiriyor. Yani burada şunu mesela o fabrika örneğinden kalkıp şunu diyen adam, ya bu adam bunu yapamaz diyen adam, toprağın o tohumları tek tek yapabileceğine inanması mümkün değildir. Yani iki zıt bir kavram ortaya çıkartıyor. Ya diyeceksin ki o adi adam, ami, kör, basit adam
Aslında o fabrikalarda tek tek üstad hane çalışabilir diyeceksin. Ondan sonra diyebilirsin ki toprak aslında bütün o her biri ayrı ayrı fabrika olan tohumları tek başına her birini tek tek işleyebilir diyersin. Ya da çeviriyorum, bizim perspektifimizden bakıyorum. Diyorum ki o adi, ami, kör, basit adam o işi yapamaz diyorum. O zaman toprağın da bu işi yapması mümkün değil diyorum. Kendimden yola çıkarak, pratik ve teorik bağlamı ortaya koyarak. Ne yaptım? Nedenselliğin aslında zorunlu bir ilişki olmadığını, Bediüzzaman'ın bu noktada nasıl ortaya koyduğunu ispatlamaya çalışıyoruz. Diyor ki, madem böyle bakıyorsun, o zaman toprak da böyle bir şey. Her biri ayrı bir fabrika, hatta fabrikanın kat kat üstünde olan o tohumları tek tek işlettiren ve çok küçük mesele 2-3 maddenin girdisiyle, güneş, su, toprak altındaki minerallerin işlemesiyle o kulübecekteki adama hani kemik, pamuk, ondan sonra taş veriyorduk ya, hani her biri bize farklı farklı şeyler, ürünler veriyordu. Aynı onun gibi de sadece 2-3 maddenin girmesiyle o nedensellik, yani o sebep aslında hiçbir şekilde sonuca etki edemeyeceğini biz kendi aklımızla görebiliyoruz. Yani o sebebin sonuca etki yapabilmesi için o sonucu ortaya koyabilecek potansiyelin, yani ilmin, iradenin, kudretin veya en başlıca hayatın olması gerektiğini, zira toprakta hayat yoksa o bitkinin hayatlanmasının mümkün olamayacağını biz kendimizce görebiliyoruz. 16 veya 17 veya bir nevi ömrünü bu ilme adayan insanların ancak meseleyi çözebilmesine rağmen hiçbir şekilde bu ilme, kudrete veya hayata sahip olmayan o toprağın bir anda hiçbir şekilde bilmemesine rağmen bunları her gün, her zaman ortaya koyması aslında Allah'ın o perde arkasında her an müdahale ettiğinin göstergesidir. Yani nedenselliği biz zorundalığını Gazali ortadan kaldırmıştır diyoruz. Bediüzzaman ise parçalamıştır desek daha yerinde olur. Çünkü o kadar güzel bir şekilde örnek veriyor ki. Diyor ki yani bu bunu yapamıyorsa bunu yapan biri olmak zorunda. Zira yapıyor da. Yani şöyle bir şey, gözümüz de görüyor ama. Yani göz görüyor yapıyor gibi, akıl diyor ki hayır o yapamaz diyor. Yani şöyle düşün. Ben bulutun sürekli yağmur yağdırdığını görüyorum. Ama ya, bulutun yağmur yağdırabileceğine inanmıyorum aklımla. Ne yapıyorum? Yani gördüğüm bir şey ne yaparım? O zaman işin diğer bir boyutuna, bilinenden bilinmeyene doğru bir yol açarım. Derim ki o zaman bunun arkasında farklı bir şey işliyor. Farklı bir kudret. Yani bunları yapabilecek bir potansiyele sahip ve evrenin bütün her bir parçasının birbirine bağlı olduğunu biliyoruz ya. Her birini bir anda tutabilecek, elinin altında tutabilecek, el dedim yani mecazi olarak, kudret elinin altında tutabilecek bir zat olduğunu iddia ediyoruz. Yani buradan yola çıkarak her bir zerrenin Allah'ın varlığına delil olduğunu, ateist olmanın ise bütün zerreler adedince her bir delili inkar etmekten geçtiğini, o yüzden dünyadaki en zor kabulün ateist olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bence muazzam bir ispat ve izah. Yani hani üstad diyorlar ya, nasıl Allah'ı inkar edebiliyorlar? Yani Allah'ı niye bulamıyorlar, niye göremiyorlar? Üstad da diyor ya, şiddeti zuhurundan. O kadar açık ki, yani o kadar yani elimizde atomlar adedince delil varken, değil mi? Atomlar adedince ne demek bu? Evrendeki delil sayısına bak. Bu kadar bir açık olan bir hakikatte, yani toprak üzerinden veya kainattaki bütün mesele, ana anlattığın herhalde mesaj fail ve fiilin muktedir olma mücadelesiydi. Tabii yani. Nedenselliği o noktada kaldırıyor yani. Evet, yani nedenselliğin hiçbir şekilde olamayacağını. Çünkü sebep ve sonucun aslında birbirini etki edebilmesi için sebepte o sonucu oluşturabilecek bir potansiyelin olduğunu iddia etmemiz gerekiyor. Bunu iddia etmemiz mümkün değildir. Hani bazıları diyor ya, bilemeyiz. Sebebin sonuca etki ettiğini bilemeyiz. Hayır, aslında bir akıl gözüyle bilebiliriz. Net bir şekilde yola çıkarak. Hani de bazıları diyor, bazı ünlü ateistler diyor ya, Allah'ın varlığına dair hiçbir delil bulamadım. Bana öyle bir yer göster ki Allah'ın varlığına dair delil olmasın. Yani buradan yola çıkarsak ben insaflı bir adamın çok da bu konuda zorlanmayacağını. Ben bir meseleyi çözmemem ateist olmama sebep olmaması gerekiyor. Zira yani o 90 kapı açıksa o 90 kapıya daya. Kalkıp o 10 tane kapıyla uğraşma. Yani uğraş da bu seni şüpheye atmasın diğer kapıların kapalı olduğuna dair. Yani bu delillerin mesela çok açık ve net olduğunu görebiliyoruz. Umarım inşallah anlaşılmıştır. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Yani bu dersin anlaşılması hem tahkiki iman hem de tevhid hakiki, yani kainattaki her yerden bir olana uğraşma. Yani evet, bir olana uğraşma. Değil mi? Allah razı olsun. Bence çok derin ve değerli bir yere değindi. Teşekkür ediyoruz. Bak, la ilahe illallah diyoruz ya abi. Her yerde la ilahe illallah dememiz gerekiyor mu? Doğru değil mi? Yani sonuçta her yere baktığımız zaman, Allah muhafaza, bir yerde farklı bir ilahı kabul etsek bu şirk olur değil mi? Kainatın en ufak bir zerresinde dahi. Yani ben Allah'ın müdahalesini farklı bir alternatif ilah
versem bu şirk olur. La ilahe illallah her yerde diyebilmem için her yerde Allah'ı görebilecek bir gözlük lazım.